Günaydın sevgili seyirciler. Medya kritik başladı. Cem Küçük ve ben Fuat Uğur karşınızdayız. Şimdi tabii hemen karşımda e, altyazıda ne görüyoruz? Fransız eski Cumhurbaşkanı Sarkozy, Nicolas Sarkozy gözaltına alınmış finansal usulsüzlükler sebebiyle, uluslararası finansal e, usulsüzlükler sebebiyle gözaltındaymış. Bu enteresan gelişmeyi hep birlikte Okuyoruz çünkü Sarkozy hakkında bazı soruşturmalar da vardı. Öteden beri başlayan bazı soruşturmalar da vardı. E, bu soruşturmaların neticesinde de demek ki bu gözaltı kararı çıktı. E, gelişmeleri daha sonra sizlerle de paylaşırız. E, bir takım yeni gelişmeler olduğu takdirde. Şimdi e, Osman Sarlı'nın bugün haberi var e, Türkiye gazetesinde. Yeni hedef telrifat deniliyor. Evet tabii ki tel Rifat'ın olması lazım. Membiş'ten önce tel Rifat geliyor değil mi Doğalları. Evet. Özgür Suriye Ordusu mensupları ve Türk Silahlı Kuvvetleri öncülüğünde Afrin-Halep arasında geçiş noktası olan Terrifat Kasabası'nı PKK-PYD terör örgütünden temizlemek için harekete geçti. Kontrolünün sağlanmasının, Afrin'de kontrolünün sağlanmasının ardından Membiç'e yönelik olarak yapılacak operasyonun Terrifat'ta da öncelikle gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Çünkü Afrin'den kaçan ve Membiç'e ulaşamayan teröristlerin büyük bir bölümü Terrifat'ta. Diyor haber. Osman Sarlı'nın haberi bu. E, e, bu arada PKK-PYD işgalindeki Afrin'in Esad bölgesinde çıkış kapısı Terrifat'ta bulunan Rus askerleri 24 Ocak itibariyle çekilmişti diye de bu bilgiyi de veriyor haber. Esad rejimi güçleri halen Afrin'den çekilen Rus askerleriyle birlikte Terrifat'ın güneyinde bulunuyor. Terrifat bölgesi izlemeye alan... ...ve bölgeye zaman zaman bombalar yağdıran Türkiye'nin buraya yönelik kara operasyonu ise her an başlayabilir e, deniliyor haberde. E, ve teröristlerinde kaçan sivilleri katlettiğini ayrıca bilgi olarak aktarıyor. Şimdi bugün e, Kadri Güsel şunu yazmış. Enteresan geldi bana Cumhuriyet gazetesinde. E, aslında bunu ben bir yerde de okumuştum. Doğru Hı -hı. galiba. E, Rusya PKK, PYD, YPG'ye şunu önermiş. Şimdi Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu Harekat başlatıyor. Sen gel bu bölgeyi Esad'a teslim et. Şam rejimine teslim et demiş. Ötüye. Yok hayır YPG Rusya. Hmm. YPG bunu o zaman reddetmiş. Reddetmiş. Şimdi tabii Kadri Güsel'de bir kılçık atma merakıyla soruyor. Ee, şimdi Rusya'nın teklifini reddetti. Şam rejimine vermeyi reddetti bölgeyi. Ama Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu gelince çekildiler ve teslim ettiler. Acaba niye diye soruyor. Memnun değil yani bundan. <laughs> niye Şam rejimine teslim etmedi de Türkiye'ye teslim ediyor diye kızıyor. Anlatabiliyor muyum? Bu çok enteresan ama böyle bir şey oldu yalnız. Böyle bir bilgi akışı bana da geldi. Bize de geldi. Yani gazeteler bana geldi derken gazetelerden birinde okumuştum ben bunu. Şimdi bu tabii genç şey de değil. Yani o Kadri Güsel gibilerin muradı YPG'nin Türkiye ile savaşması, çarpışması hı, -hı. yenilse bile Türkiye'ye zayiat vermesi idi. Bunları şimdi anlayamadığı ve kestiremediği ve öngörülerinin CHP dahil olmak üzere Yanlış çıkmasının sebebi PKK niye savaşmadı diyor. Valla benim kendi araştırmalarım, sorduklarım, ettiklerim çok basit. Çünkü PKK orada 3-4 bin askeri teröristle çalışmaya girseydi, evet belki 50-60 şehit verebilirdik ama o 3-4 bin kişi de gidecekti. Hı hı. Elindeki cephanelikler gidecekti. Cephanetlerin çoğunu taşımışlar. Bir kısmı kaldı iki Tugay'a yetecek kadar ama bir süre taşınmış. Cem bu konuda senden daha farklı bir bilgi aldım. Aslında biliyorsun direnmek için karar. Şimdi son bir haftanın kararı bu aslında. Bütün yazarlar da bugün doğruluyor. Son bir haftada Kandil'le ile birlikte alınan karar bu. Geri çekilme kararı. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri karşısında dayanamayacaklarını ve kararlı olduğunu gördüler. Özgür Suriye tabii ki. ve çekilme kararı aldılar ama ondan öncesinde Afrin'e Müthiş bir silah yığını yaptılar. Evet. Hendekler de kazdılar. Fakat bu silahların, silahların büyük bir bölümünü, yani büyük bir bölümünü taşıyamamışlar aslında. İşte. Küçük bir bölümü taşımışlar. Ama orada Cumhurbaşkanımızın bir sözünü hatırlayalım. Biz dedi eğer yani müdahale etmeseydik, bu tünelleri dedi, ne zaman kazmışlar dedi Afrin'e. Belli ki dedi bir yıldır kazıyorlar dedi. Evet. Belli. O silah bayağı da kaçırmışlar ama. Çok da silah kaçırıyorlar. O roket atarlar bilmem ne sistem. Yani bizim sınırımızda doğru ateş ettikleri o silahların bir kısmını kaçırmışlar. Tabii kaçıramadılar. İki tuga edecek kadar. <laughs> Yenileceklerini anladıkları için geri çekildiler. <laughs> Bu kadar basit. <laughs> Bu kadar basit canım. Yani hani... bunu artık herkes, bütün dünya teslim Ama ediyor. Ama şöyle yorumları ben görüyorum. Efendim bir pazarlık döndü. Bilmem ne döndü. Ya ne pazarlığı? Bir de şimdi hani böyle hava katıyorlar ya Fuat <laughs> Bir gizem katıyorlar. Bilinmezlik yani. Ne olacak? Ne olacak ya? Türkiye oturup PKK ile oturdu oturacak hali yok. Yani sonuçta Guardian gazetesi bile şunu yazmak zorunda kaldı. Türk silahlı Kuvvetleri'nin... Ee, müthiş teknolojik üstünlüğün karşısında geri çekilmek zorunda ya kaldı bir de biz, Yani yani bu denilen bu ortada yani. Biz bir de NATO ordusuyuz ya. NATO ordusuyuz yani. NATO'nun evet. ekipmanı, her şey bizde var. Evet. Karşındaki bir terör örgütü tamam Amerika'nın verdiği 5.000 tır ağır silah var ama biz NATO ordusuyuz. Bizim gibi düzenli bir orduyla bu çapulcu sürüsü bir olabilir mi? ya? Amerika Birleşik Devletleri bu silahları YPG'ye, e, YPG Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karşı başarılı ol, olacaktır diye vermedi. Türk Silahlı Kuvvetleri Türkiye'yi oyalasın diye veriyor. Bir de Amerika şu hesabı yapmadı. Bence Amerika'nın da her zaman her işi doğru yapmadığının kanıtıdır. Türkiye'nin operasyon yapacağına inanmadı. Hmm. Bir izle de bu PKK'ya bu silahları verelim. Bunlar sınırının içinden girerler. Türkiye'de, Diyarbakır'da, Cizre'de orada burada çatışırlar. Hı hı. Türk askerini şehit ederler, öldürürler. Şehirlerde bomba patlatırlar. Ama biz önleyici saldırı konseptiyle hareket edip gidip teröristleri yerinde, kökünde kazıyınca Amerika'da da afalladı. Ya bu nedir diye sormak zorunda kaldı yani. Mesela bu. Ve tek bir sivil ölmedi. Bu harekatsiz operasyon sırasında tek bir sivil ölmedi. Ve e, şimdi Rakka'yı ele geçirirlerken Rakka'nın %80'ini yıktılar. O görüntüler vardır herhalde arkadaşlarımızda. %80'i yıkıldı. Daha sonra da DAH'çıları, eskortlar birlikte gönderdiler. Şimdi Sedat Ergin de bugün Afrin'de endişe edilen olmadı diye gelişmeleri yazmış. Aslında hepimizin bildiği gelişmeler. Sedat o... Ergin'le ilgili bir şey diyeyim. Evet. Şimdi Afrin'de endişe edilen olmadı. E Peki o zaman o kadar yazıyı niye yazdın? Hı hı. Şimdi ben bulacaktım hani bu, bugün gruplar olur diye onları çıkarmadım ama yarına çıkaralım. Hı. E Afrin'de Türk ordusu başarısız olur. E orada bir kıyamet senaryosu olur. Acaba hazırlıklı evet, mıyız? Evet bu şüphelerin hep dile getirdi. Evet, yani ne oldu korkulan olma? Yani bak bunlar bütün öngörülerinde ya Türkiye'deki bu Beyaz Türk diye tabir edilen kesim Fuat Uğur, bütün hı. öngörülerinde 5 yıldır hep yanıldı. Ya bunlar eperiş evet. e Periş Özkök'ün de böyle bir yası var. Hı hı. Perişan olur ordu Sınırım bir kilometre bile içinden girmemeliyiz diye. Onları şimdi yalan hepsini çıkartarız. E ne oldu şimdi? Bu kadar endişe edilen olmadı. Hı. Ne, endişe edilecek ne vardı? Bana bir de onu söyle. Evet. Siz endişe ediyordunuz. ya yani Türkiye endişe etmiyordu. Evet. Tayyip Erdoğan, hükümet, ordu kimse. E, o endişe sizde vardı yani. Deniz de Osman Sarlı'nın aksine şunu söylemiş. E, daha doğrusu soruyu sormuş. O da tabii e, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bir sözüne atfen bunu tahminde bulunuyor. Afsini e 55 gün içinde kontrol altına alarak gücünü gösteren TSK ile bu süreçte ABD ve Rusya arasında ince bir diplomasi dengesi kuran Türk diplomasinin önünde hala ciddi ödevler var. Biz Afrin'den sonra MÜMBİT'i izlerken asıl gelişmeler Kuzey Irak'ta bulunan ve Kandil ile Suriye arasında köprü görevi gören Sincar'da yaşanabilir. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da dün bunu sinyalini verdi. Yani MÜMBİT'ten önce bir Sincar acaba olabilir mi sorusu Dillendiriliyor. Ee, ve e, bu arada Deniz Zeyrek e, şunu da yazmış. Bundan sonra ne olacak arabaşlığı altında. E, Fırat'ın doğusundan Afrin'e gönderilen YPG'liler arasında çok sayıda Avrupalı ve ABD'li vardı. Hepsi de çalışmalarda ön saflara gönderildi. Sadece Birleşik Krallık'tan 8 YPG'li öldürüldü. En son bir tane kız, e, terörist kız öldürüldü. Onun fotoğrafları var arkadaşlar. Bugün verdik. Onu bir yayınlar mısınız? Ee, bu tablo örgütün e, Avrupa Kamu işte bu kız. Evet. İsmini unuttum şimdi. Ee, yani zavallı, mercimek beyinli insanlar bunlar. Geliyorlar ve e, ne de bir ideal uğruna mücadele ettiklerini zannediyorlar ki İspanya İç Savaşı'nda faşistlere karşı savaşıyorlar. Gerizekalılar. zekalılar zavallı insanlar. Hmm. E, bu, 27 yaşındaymış. Kim bilir ne sorunlarla uğraşıyordu. Nasıl depresif evet. bir hayatı vardı. Gitti kendisine yeni bir hayat kuracağını zannetti. Geldi böyle aptalca bir işin içine girdi. E bu Bunlar böyle. Neyse e, bu tablo örgütün kamuoyunda bir farkındalık yaratma ve propaganda çabasının ürünüydü. Denizleyerek ki ben buna katılıyorum. Yani özellikle Avrupa'dan gelenleri, Amerika'dan gelen e, o lejyonerleri öne sürdüler ve ölmelerini sağlayıp Avrupa kamuoyunda bir farkındalık yaratmak istediler. Ve Avrupa kamuoyundaki yaratacakları farkındalıkla Afrin'e yönelik operasyonun önünü almak istediler. Bir anlamda Avrupa kamuoyunun, Batı kamuoyunun, Batı'nın e, yoğun presinin Türkiye yönelik olarak devam etmesi istediler. Ama istedikleri büyüklükte, yoğunlukta bir pres olamadı. Yani evet. sorun Peki bu. Peki şey ne diyorsun? Kalıp çatışsak siviller zarar görecekti. Bu olmasın diye Afrin'den çıktık diye... Propaganda malzemesi. Bu propaganda malzemesini çevirdiler, doğru, doğru. Evet. Şimdi tabii Mustafa Kartoğlu'nun bugün ilginç bir derlemesi var, ona da değinmeden geçmeyelim. Şimdi 16 Mart Cuma akşamı saat 19:52'de İngiliz haber ajansı Reuters saat 22:30'da da Fransız haber ajansı Ajans France Presse bir flash haber geçti, dünya medyasından. Türk ordusunun Afrin'e yönelik operasyonunda bir hastane vurulmuş. İkisi hamile kadın, dokuz sivil öldürülmüş. Birçoğu da yaralanmıştı. Devam haberlerinde ise sayı 16'ya kadar yükseldi. Bak şimdi, Batı medyasının e, haberciliği bu işte. Ajans haberlerinde haber iki kaynağa dayanıyordu. Bir, terör örgütü YPG ve diğeri de tırnak içinde gözlemciler. Bu gözlemciler ne menem şey ise, her şeye uyuyor yani. Muz diyetine. Ne, nasıl yersen evet. ye. Tamam mı? Haber önce PKK yandaşı site ve hesaplarda yayıldı. Gece yarısından sonra da saat 00.13'te İngiliz BBC'yi Alman Deutsche Welle Türkçe servislerinden yayına verildi ve hızla diğer sitelerde kullanılmaya başlandı. Ve Türk Silahlı Kuvvetleri de saat 00.47'de yalanlama yayıladı. Çünkü sabah 09.43'te insansız hava aracı İHA şehrin üstüne gönderildi. Alınan görüntüler 11.20'de yine TSK sitesinden yayınlandı. Reuters bu yalanlamayı ancak saat 11.14'te Twitter'da 11.50'de duyururken Ajans France Press 14.03'te hala 11 sivilin öldüğünü, hastane baskınında öldüğünün haberini veriyordu. Kaynaklardan YPG operasyonunun hedefi ayrıca yalan haber potansiyeli biliniyor. Bu yüzden haberi flash son dakika haline getiren ikinci kaynak Suriye İnsan Hakları Gözlemevi. Ne kaynak göstermiş? Kimmiş biliyor musun bu? Eh, e, yetenekli yeterli. Bay Ripley gibi. Yetenekli Bay Rami Abdullah Rahman adıyla tanınan Usame Süleyman. Gerçek adı Usame Süleyman. Usame Süleyman evet. evet. Şimdi bu istihbarat kaynağı o kadar değerli bulunuyormuş ki Reuters'den, Reuters tarafından Ajans France Press ve Deutsche Welle tarafından. Yani bu yetenekli Bay Rami'nin e, gönderdiği bütün bilgileri tartışmasız kullanmışlar. WhatsApp üzerinden de paylaşmışlar. Ve e, sonuçta yerli İHA'lar olmazsa, o görüntüler alınamazsa gerçekte ortaya çıkamayacak ya da Türkiye linç edildikten sonra çıkacaktı. Türkiye'nin stratejik, stratejik alanlarda yerli milli imkanlara sahip olmasının ne kadar hayati önemli olduğunun kanıtlarından biridir bu. Ee, ve tekrar Erdoğan'a e, ve Bayraktar ailesine şükran borçluyuz diye yazıyor. Ama şunu söyleyelim yalnız. Tabi Batı medyası e, yalanlamayı e, neredeyse yayınlamadı. Peki bir şey diye. Şimdi bu Mustafa Kartoğlu'nun yazısından bir şey anlıyoruz. Bu Rami Abdurrahman, hı hı. Bay Rami Abdurrahman, Usame Süleyman gerçek hı hı. adı. Evet. Bunun yalanlarına Reuters, e, AFP, ve diğer kanallar, televizyonlar, gazeteler <laughs> itibar ediyor. Silahlı <laughs> kuvvetlerinin İHA'larla çektiği görüntüleri kendi sistemlerimizde <laughs> yayınladığı halde buna itibar etmiyor. Ama bu Usame Süleyman'ın yalanlarına istihbarat servislerinin yani belli ki Alman, Fransız, İngiliz istihbarat servislerinin beslediği bir adam bu. <laughs> Peki bu adamın yalanlarına o ülkelerin siyasetçileri ve e, hükümetlerinin onayı olmadan bu yalanları bu kanallar geçebilir mi? Geçemez. BBC, Deutsche Welle bu yalan haberleri verebilir mi? Veremez. İşte demek ki onlar bu ülkelerin yönetimleri de diyor ki İngiltere'de Almanya'da Fransa'da ya Türkiye ne derse deyin siz her türlü kara propagandayı yapın. Yapın diyorlar. Evet. Bu, bu ortaya çıkıyor demek ki. Evet. Çünkü Çünkü bu, bunu nereden biliyoruz? BBC'nin genel yayın anlaşmasını biliyoruz artık ortada. Nasıl Rakka'daki o DEAŞ'ların ABD'liler ve YPG'ler tarafından eskortlarla yolcu edildiğini ve tasfiye edildiğini yayan BBC bunu da bir amaçla yapıyor. Hı. Yani çünkü BBC'den e, YPG'nin ve ABD'nin böyle bir e, eskortla DAEŞ'leri tasfiye ettiği haberini duymak mümkün değil normalde. Evet. Şimdi... Değil. Değil. Bunu niçin yapıyor? Sebebi şu, ABD ile aralarında bir problem var. ABD ile, Trump yönetimiyle, Pentagon'la, CIA ile vesaireyle bunu Ergündüllere bırakıyoruz. Ee, büyük anlaşma diye bugün yazısı var evet. enteresan. Bir problem var. O problem nedeniyle ABD'yi güç duruma düşürmek için bunu yapıyor değil mi? Evet. İstese yapıyor ama istemese görmüyor. Tabii şöyle yalan haberleri de var doğru. Mesela Türkiye Cumhur Türkiye diyor ki bizim istihbaratımız ya da yetkililerimiz Türkiye'den işte bazı Suriye'den Siviller giriyor, şeye doğru geçiyor, Avrupa'ya doğru geçiyor. Bunların arasında yepy diyaşlılar da var. Dikkat alın diyor. Evet, işte Afrin'deki hastane zaten. <laughs> bombalandı. Şeyde diyor ki e, o askerlerin yani diyaşlılara konusunda Türk Devleti Avrupalıları uyarıyor, dikkat edin diye. BBC haberi şöyle veriyor: Türkiye bir, bir kısım diyaşlıların Avrupa'da bomba patlatması için Türkiye'den geçişine izin verdi diye. Evet. Bunu duyuruyor. Ya bir daha düzeltiyor. The Times düzeltiyor. BBC uzunca bir zaman düzeltmiyor. Sonradan düzeltiyor. Ama şimdi siz bunları kendi ülkenizin <laughs> istihbaratının ya da devletin izni olmadan bu kara propagandaları yapamazsınız. <laughs> Tabii onların buradan beslendiği T24, Diken, Cumhuriyet filan gibi ee, kara propaganda yapan haber siteleri ve gazeteler var. <laughs> Onlar dışarıya servis ediyor. Dışarısı buradan alıyor. Tabi burada PKK YPG bu da tabii Amerika demek. Hepsinin bu, bu merkezi Bu değil o arkadaşlar yani. şimdi siz bunu verirseniz tabii bu. Buradan, eski şey. Bu, bu oradaki binalar. Hastane evet. değil bu. Evet. <laughs> yani Türkiye neticede o hasta şey. Ben mesela dün CNN'de bak mesela CNN'e bakıyorum. Hiç diyor ki siviller ölüyor filan. Şimdi bir tane çocuk eli bandajlanmış. Onu gösteriyor. 7-8 yaşında bir çocuk. Bak arkadaşlar bakıyorsun çocuğun hani keşke o eli nerede yaralandı çocukcağızın. Keşke hiç olmasaydı. belki sokakta düştü belki yani. sokak veya bir başka yerde de olabilir. Ya çocuğun şimdi diğer şeyine bakıyorsun. Elinde yüzünde bir şey yok diğer elinde. Vücudunda paltosuna filan bakıyorsun. Hani kıyafette bir toz olur. Hani duman. <laughs> Mesela o Rusya bu Esad bombalıyordu bilmem Doğu Guta'da. Çocuklar bir toz duman içinde hatırla. Hep kan revan içinde. Öyle değil. Şimdi bakıyorum. E sivilleri vurdu. Ya diyorsun sivil böyle vurulmaz ki. Ha yani şimdi havadan bomba atsak, vursak par parçalanır ya. Hani Allah göstermez yani evet. şunu onu yapma yapmıyoruz zaten <laughs> ama o kadın adı neydi CNN'deki? Ee, Christian Amanpour. Amanpour. var ya ona bizim devletin ona çok ciddi tedbir alması lazım. En iyi kara propagandayı o yapıyor. Yani ya onunla oturup konuşup bu kara propagandayı niye yapıyorsun demeleri lazım. En çok yalan haberi o yapıyor. Mesela Feyz Zekeriya öyle değil. Feyz Zekeriya da eleştiriyor ama daha makul bir şey getiriyor. Yani Türkiye'nin ya, hakkı... Hristiyan'la Manpur ciddi bir şey troll. Bak ben hiçbir bilgim yok. Ha, kesin bir bağı var. Evet. Çünkü bu kadar yalana, bu kadar şeye evet. ya hastane vuruldu, tepeden indi. Bu kadar muhtemelen istihbarat şeyleriyle veya devletin diğer ilgili organlarıyla bir bağı var ki bu kadar yalan haberi başka türlü veremezsin. Yani. Şimdi e, İbrahim Kalın çok güzel bir ders vermiş e, şeye. E, CNN'de bir röportaj yapılmış kendisiyle. Bir etnik temizlik endişesinden söz ediliyor demiş CNN muhabiri. Yani bu gerçekten bu sorularla karşı karşıya kalan insanların gerçekten İbrahim Kalın gibi soğukkanlı olmaları lazım. Yoksa yani bizim gibi insanlar herhalde o CNN muhabiri bir dolu hakaret eder yani. Değil mi? Hakaret hak ediyor çünkü. Yani bence İbrahim Kalın'ın da bir doz arttırması gerekir. O da çok fazla mesafeli. Ama şunu demiş İbrahim Kalın. Çok önemli bu şunun farkında değilsiniz siz demiş. Yani mealen söylüyorum. siz YPG'yi, PKK'yı Suriye'deki ve Irak'taki Kürtlerin temsilcisi olarak görüyorsunuz. Amerika Birleşik Devletleri, biz de Obama'ya da söyledik bunu. Amerika Birleşik Devletleri ne yazık ki Marksist, Leninist, bir Stalinist, bir terör örgütünü Kürtlerin temsilcisi olarak görüyor ve işbirliği yapıyor. Oysa Kürtler onların dışında yüz binlerle ve milyonlarla ifade ediliyor ve e, asla ve asla o yüz binlerle ve milyonlarla ifade edilen Kürtlerin temsilcisi YPG, PKK değil. Biz işte onların gerçek temsilcileriyle işbirliği yapıyoruz demiş İbrahim Kalın. Bu çok önemli. Evet. Çünkü biz de konuşmuştuk. Amerika Birleşik Devletleri'nde vatandaşlar, e, kamuoyu, Amerika'nın yani kendi devletlerinin bir komünist terör örgütüyle işbirliği yaptığını bilmiyorlar. Bu anlamda ben çok önemli buldum bu defa. Yani CNN'de CNN e, International'da bunu mazlum ben, halk de... gibi göster... yani CNN ve diğer kanallar bu PKK'yı mazlum halkların temsilcisi olarak gösteriyorlar. İşte Hayır. onun için bu yabancı lejyonerler, bu salak mercimek beyinler gelip katılıyor. Evet. Yani O da tabii onların pek de işe yaramadığını gösteriyor ama o etnik temizlik lafı, etnik temizliğin orada Suriye'de 2 milyon Kürt var. Evet. Şimdi bundaki 50 bin, 60 bini aldı YPG'li. Yani etnik temizlik demen için o 2 milyon kişinin herhalde 300 bini öldürmen lazım. Evet. Şimdi etnik temizlikten şunu kastediyor olabilirler. YPG'lilerin öldürülmesi. Yani etnik temizlikten bunu kastediyorlarsa evet YPG'ler gebertiliyor. Hı. Bu etnik temizlik Dur. değil. Terör temizliğidir bu. Tam aklıma bir şey geldi demin şeyle alakalı. Ya şimdi hani sivil halk öldürmeyelim, çok sivil halka zayiat gelir. O yüzden geri çekiliriz demiş ya PKK. E zaten 30 bin kişi oradan taşıyor, 30 bin kişi oradan tahliye edildi, geçti. Evet. Sivil halk orada. yok. Niye çatışmadı PKK? Evet. Sivil halkın hepsi gitti o merkezden. 30 bin kişi, 50 bin kişi gitti. Şimdi bunu propaganda Siz... çeviriyorlar. Ha. Sivil halkı korumak istedik. Sivil yani. halk oradan tahliye edildi. Yemedi demiyorlar ya. Ha. Ya Onun maçımız için. yemedi. Ya yani Türkiye ile ha. çok ölü demiyor da. Efendim işte Çok sivil. Sanki çok sivildi. Sivilleri çok düşünüyorsan bu kadar iş yapmazsın zaten. Evet, yani. tabii. Canım. Bu <laughs> kadar pisliği yapmazsın. Evet. Özcan Tikit'in bugün çok güzel bir yazısı var. Suriyeli Kürtlerle Ruberu. Ruberu herhalde karşı karşıya, face to face anlamına geliyor. Hı -hı. Ee, bu lafı duyuyorum ama Özcan Tikit'e kullanmış. Şimdi diyor diyor ki Özcan Tikit, Artvin kolay bir sınav değildi Habertürk'teki yazısında yoldan çıkarmaya yönelik tahriklerin, propagandaların bininin bir para olduğu günlerden geçildi. Operasyon beklenenden yavaş ilerlediğinden bahisle Batı ve Rus basınında Türk askeri idmansız çıktı. ÖSO gönülsüz savaşıyor. Türkiye Orta Doğu bataklığına saplanıyor minimalinde pek çok manşet atıldı. Bir hatırlatıyor. Manşetlerdeki hesap Türkiye'nin önce bu tahriklere hiddetlenmesi ve sonra da onlara benzemesiydi. Öyle olursa Afrin, Halep'e, Rakka'ya benzeyecekti. Bundan sonrası ise çok daha kolay olacaktı. Tüm dünyada TSK girdiği yerde taş üstünde taş, omuz üstünde baş bırakmadı. Propagandası başlayacak. Operasyon diplomatik hamlelerle durdurulacak. Türkiye kaosa sürüklenecekti. Amaç buydu. Ankara başını kaldırıp etrafında olup onun bitene müdahale etmeye bir dağıtım ucundan bile geçiremeyecekti. 15 Temmuz bizim bitirdiğimiz yerden değil, onların maşalarının bırakmak zorunda kaldıkları yerden devam edecekti. Evet. TSK'da oyunun farkındaydı. Gereksiz hızdan kaçındı. Şimdi burada ben bir şey ekleyeceğim. E, gereksiz hızdan kaçındı ve hatta e, planı çok uzun vadeye yaydı. Hatırlarsan Mevlüt Çavuşoğlu, Erdoğan dedim bunu hatırlamıyorum. Mevlüt Çavuşoğlu dedi ki, Afrin'in şehir merkezinin alınması ve tüm Afrin'in ele geçirilmesi ancak Mayıs sonunda gerçekleşebilir dedi. Biz şimdi hangi gündeyiz? 18 Mart'tayız değil mi? 18 Mart'ta bitti. Evet. Tamam mı? Şimdi neymiş demek ki? Ee, hedefi çok uzun koyuyorsun. Evet şey olsaydı şayet Afrin'de PKK, YPG e, direnmeye kalkışsaydı. Bir ay daha uzayabilirdi ama yine Mayıs sonunu bulmazdı ama bir ay daha uzayabilirdi belki. Bilemiyoruz onu. TSK oyunun farkında oldu ve üçüncü yol formülünü devreye soktu. Şimdi PKK'nın 300'ü aşkın propaganda aracıyla tek başına gayet başarılı bir mücadele yapan TRT Kürdi'nin genel koordinatörü Mustafa Ekici demiş ki ona atıfta bulunuyor. Star gazetesinde yayınlanmış yazısında. Çok önemli o. Ee, 100 yıldır uzak kaldığımız Suriye Kürtleri ile aracılar olmadan işte Ruberu dediğimiz bu face to face yüz yüze Suriye Kürtleri ile aracılar olmadan batı ile iltisaklı hale gelmiş halkta da güven bırakmamış siyasi parti ve şahsiyetleri bir kenara bırakarak Ruberu çalışmanın ortaklaşmanın yollarını bulmalıyız. Afrin operasyonu Suriye Kürtleri, Arap ve Türkmenleri PYD ve PKK'dan ve emperyalist planlardan kurtarmak adına ciddi bir adım şüphesiz ama en az bunun kadar ciddi olan bu bölgeyi ve insanları esat diktasından da kurtarmaktır. Sunduğu formülde ekici Türkiye'nin tüm Suriyelilerle birlikte esassız ve PYD'siz bir Suriye formülünü yani üçüncü yolu çizmesini öneriyor niyeti başından beri kötü olan uluslararası aktörleri ve onların maşalarını bu yola getirmek kolay değil elbette. Ancak yeniden yan yana geldiğimiz Suriyelilerle aramızdaki köprünün ayaklarının Afrin'den başlayarak sağlamlaştırılması gerekiyor. Bu yapılabilirse işin yarısı başarılmış olacak. Bu sayede sağdan sonra diplomasi masasında da Ankara'nın eli güçlenecek diyor. Evet. Bu çok önemli bir öneri. Yani burada sadece işte Suriyeli mülteciler topraklarına geri dönsünler, orada yaşamaya devam etsinler. Sonra da Suriye'nin toprak bütünlüğü, e işte Suriye rejiminin kontrol Yok öyle bir şey. Esatsız bir Suriye. Evet. Esat zaten Esat diktası konusunda bence Rusya da çok diretmeyecektir bu işler bittiği evet. zaman. Ama hani bu tabii Rusya arkasında durduğu sürece de Esat kalır. Onu da görmek lazım. Ben şu Mustafa Keci'nin Yazdığı şeyi çok önemsiyorum. Ben bunu okudum hafta sonu. Hı hı. Yani bu Araplar, Kürtler, Türkmenlerle aracı olmadan, hı hı. kimse olmadan artık bizlerin de direkt görüşebildiği bir mekanizma gerekiyordu. Bunu sağlamış olduk. Eskiden ya yani bunları pek Kürtlerin temsilcisi diye PKK'yı Araplarla Türkmenlerle de başkalarına bizitmemiştik de gelişen ortamda başkaları bunlarla ilgilenmişti. Şimdi evet. biz orada vatandaşlar görüyoruz işte Bizim TGZ'deki haberlerde, İHA'nın e, İhlas Haber Ajansı'nın çektiği görüntülerde köylüler, vatandaş, millet Nasıl orada görüntü? ne kadar mutlu, Tezahürat huzur. Şimdi bak sıcak su, 24 saat yemekler, içecekler, hasta, ilaçlar, doktorlar, Kızılay, AFAD her şeyle orada varız. Hı. Şimdi oradaki Türkmenlere, Araplara, Kürtlere kardeşim bak biz yeni Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak sizin varlığınızı an anlıyoruz, destekliyoruz ve yanınızdayızı desteklemek için önemli bir şey bu. O yüzden de burada yepyeni köprüler ilişkiler kurulabilir. Bir de halk seni isterse yani halk ben Türkiye'yi istiyorum derse de o başkaları ne kadar diretirse dilesin, çok da başarılı olamazlar. O yüzden Türkiye'nin çok büyük şansı var. Yani Mustafa Ekici bir de yani Kürt kökenli bir vatandaşımız yani bir yazar. Evet, evet. Bölgeyi de iyi bilen biri. Evet. İşte tahlili %100 doğru. Evet, bence de. Ee, bu arada <laughs> ABD Afrin ile ilgili e, rutin endişeliyiz mesajı vermiş. Dışları tepki göstermiş zaten. Bu bizim endişeli modernler gibi bunlar herhalde bunlar endişeli, değil mi? Bunlar endişeli modern gibi. Sürekli endişeliler. Hmm. E, biz de ABD için, ABD'nin tutumu için ziyadesiyle endişeliyiz. Bir an önce Membiş'ten de çekilsinler. Çünkü Pentagon'dan bir açıklama yapılmış. E, Membiş'te askerimiz yok ama çekilmeyeceğiz demişler. Bu ne anlama geliyor? Membiş'te askerimiz yok ama çekilmeyeceğiz. Membiş'te askerleri kısmen var. PKK'ya destekleri orada devam ediyor. Evet. Çekilmezsen kendin bilirsin. Ben, evet. Biz kendi oyunumuzu, kendi işimize bakacağız. Kendi oyunumuzu kuracağız. Bir de bu endişeliyiz. Ya kendi ülkenizde durumda ya. FBI başkanı Trump'a bir şey diyor. Trump eskilere bir şey diyor. Eski CIA başkanı Trump'a eleştiriyor. Demokratlar, Cumhuriyetçilere meclis çalışmıyor. Bazı yasaları bekletiyorlar bilmem ne. Siz kendinize bak ya. Kendiniz ne haldesiniz yani? Evet. Vallahi şimdi bak Mueller'da Trump'ın bütün ailesinin ee, bütün her şeyini ıcık cıcık etmeye başlayacak. Yani yandı gülüm keten elva. Yani... Ben yalnız bir şey diyeyim. Aile işlerine çok giriyor bu mul, müller. Evet. Murdlar nasıl okunuyorsa. Muldur, evet. ee, başına bir şey gelebilir. Hmm. Yani ya görevden alınır ya da böyle arabasına takla attırırlar. Hmm. Çünkü bak aileye bel altına çok iniyor. Amerika'da başkanların eğer bir şey yok yoksa bel altına çok inmesine müsaade etmezler. Hmm. Yani adamı sen, kadını, çocuğu bilmem bir iki tamam Rusya seçimlerini soruşturur. Bunu diyorlar. Ya yani zaten yapıyoruz ama bir şey bulamayınca bel altına indiğin anda o mülleri ya bir günde orada uçururlar yani görevden alırlar ya da adama böyle başka şeylerle Trump bunları bir şey yapar yani. Hı hı. Trump böyle şey değil. Evet bu arada Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Meclis Başkanı, Başbakan Binali Yıldırım Rahmetli Hasan Celal Güzel için mecliste, Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen cenaze töreninde evet. bir aradalar. Tören başlamış durumda. Evet, Allah rahmet eylesin Hasan Celal Güzel. işte onunla ilgili hep güzel şeyleri hatırlıyoruz. Hasan. Tank Hasan, Hasan Celal Güzel. Tank Hasan. Star gazetesinde Ahmet Kekeç'in ve sabahta da Mehmet Barlas'ın güzel bir yazısı var. Ahmet, özür dilerim Hasan Celal Güzel'le. Hasan Bey, Hasan Celal Bey, Hasan Abi, Tank Hasan, meşrebinizce birini seçin diyor e, Ahmet Kekeç. Bu satırların yazarı için önce Hasan Celal Bey, sonra Hasan Abi'ydi. idi. E, bir de Musin Abi'imiz vardı. Bugün de e, bir FETÖ girişimi olduğu kesinlik kazanmış helikopter kazasıyla ayrılmış oldu. Hasan Abi hastalıklarla boğuşuyordu. Ülke TV'de yaptığımız en son sıra dışı programına bağlanıp 15 Temmuz gecesi sizleri izledim ekranda. Sizlerle gurur duydum, milletimizle gurur duydu. diye itifatlara boğmaya, boğması ve fakirin ismini zikretmesi bugüne kadar aldığım, alabildiğimiz en büyük e, ödüldü. Siyasetin en cesur adamlarından biriydi. İtifatlar ondan geliyordu, değerliydi. Biz de onunla gurur duyduk. 28 Şubat sürecinde kahramanca direndiğine şahidiz. İllegal BCG'yi yani Batı Çalışma Grubu'nu faş eden, bu örgütün faaliyetlerini paspas yapan en cesur çıkışların sahibiydi Hasan Celal Güzel. Biraz da onun cesur çıkışları sayesinde başımızı zı dik tutabildik. Hakkında onlarca yüzlerce dava açıldı. Fiziki takibata uğradı. Merkez Medya adı verilen rezil basın konsorsiyumunun baş hedefiydi Hasan Celal Güzel. Ee, ve en şeni saldırılara, en şeri saldırılara uğradı. Hapis yattı, milim esnemedi. Memleketimin demokrat unsurları, aydınlar, gazeteciler, sivil toplum önderleri ve savcılar genel kurmay briefinglerinde mutlu aile pozları verirken Hasan Celal güzel haykırıyordu. Maalesef devlette bir kısım görevliler bölücülük yapmaktadırlar devlete, devletin meşru kurumlarına ve Türkiye'ye karşı isyan halindedirler. Açıkça anayasayı tahir ve tedbir suçu işlemişlerdir. Anayasanın 132. 138. maddesini ihlal etmişlerdir. Brifiklere katılıp oradaki açık eylemi ayakta alkışlayanlar da suç işlemişlerdir diyebilecek kadar cesurdu Hasan Celal Güzel. Evet yani bütün bunları söylemişti. Ee, ne oldu? Hangi karanlıkla evler devreye girdi? Bir şeyler olduğu kesindi. Özal'ın vefatından sonra itildiğimiz kapalı darbe süreci olup bitenlerin mahiyetini özetliyordu aslında diye devam ediyor. Düzgün bir insandı. Bu satırların yazarının tanıdığı, tanıyabileceği en düzgün insan belki de. Evet cesaret, celadet ve öfke onu tanımlayan husus yetlerinin başında bunlar geliyordu ama düzgün nitelemesi daha çok şey anlatıyor sanki. Sözcüğün çağrıştırdığı bütün olumlu özellikleri içeren ve siyasetçilerde görmeye alışık olmadığımız bir hassasiyet, hassa, sağlam bir yol arkadaşıydı. Dahası sorumluluk sahibi bir insandı. İnsanı ülkesine, ülkesine karşı borçlu hissettiren yüksek bir sorumluluk duygusuyla kalkışıyordu her işine diyor. Bu satırların yazarından da kaç kez katkı istemiş, kaç kez onurlandırmıştır. Hasan abimizi kaybettik. Üzüntümüz sonsuz. Memleketimin ve yakınlarının başı sağ olsun. Biz ondan razıyız, hep razı olduk. Rabbim de razı olsun ve cennetiyle mükafatlandırsın." demiş Ahmet Kekeç bu duygulu evet. ve güzel yazısında. Ben çok güzel yazmış. Ahmet Kekeç'i tebrik ediyorum. Bugün aslında daha çok yazı çıkmalıydı. Hasan Celal güzel hakkında. Bence de evet. Yani Hasan abi ben de bu 15 Temmuz öncesi sonrası onunla çok yakın hukukum vardı. Hatta bir dergi çıkarıyordu. Hı hı. O dergi için benden bir iki yazı görüş istemişti. Hı hı. Şimdi ben bir şey de anlatayım yani şey... Bunu biraz böyle utanarak anlatayım ama anlatmam lazım. 15 Temmuz'dan sonra biz 2-3 tane ortak yayına beraber katıldık. O zaman Latif Şimşek'ti veya da Habertürk'te bir <laughs> suimpikerdi. Niye eskisi gibi 15 Temmuz filan böyle hani darbe yorumlarına çok katılmıyorsunuz diye bir şey sordular. Hı hı. O da işte tabii beni de biraz böyle şey yaparak yani benim çıkmama gerek yok. Benim rolüm artık Cem Küçük yapıyor gibi bir şey böyle onurlandırıcı bir şey söylemişti. Beni de çok cesaretlendirmiştir yani şeydi bu konuda. Şimdi Hasan e, Ahmet Kekeç, Mehmet Barlas daha çok yazı. Hakikaten 15 Temmuz şeyin 28 Şubat'ın gerçek kahramanı biri Besim Tibuk'tur. Biri de Hasan Celal Güzel'dir. Başka kahramanları da var. Yani Ahmet Kekeç de onlardan biridir. Ahmet Kekeş de bedel ödedi yani adamcağız. Evet. Şey, ve bak o dönemi hatırlıyor. Şimdi ben bakıyorum Fuat Uğur. senin de iyi tanıdığın bazı tipler. Hasan Celal Güzel şöyle böyle. Ya Hasan Celal Güzel dobra bir adamdı. Siz onu sağlığında ya da şeyine bir kere aradınız mı? Onu da şahin buluyordunuz. Onu da gereksiz buluyordunuz. Bu adam bak milletvekili de yapılmadı. Mesela bence AK Parti milletvekili yapmalıydı. Yani o iki şeyle 2002'den sonra ve kimse bilmez belki çok az kişi bilir. Onu çok iyi bilemiyoruz. Belki de sağlığı el vermiyordu. Biliyorsunuz Sabah gazetesinde uzun dönem yazarlık evet. yaptı. Yani belki sadece bununla yetinmek istedi. Teklif edilmiş olabilir. Onu bilemiyoruz. belki hani eğer öyleyse ama hani sağlık sorunu başka olan vekiller de var. Yani diyelim ki devam ediyor. Mesela kirada otururdu. Bak bu hani şey olarak ön, şey bir şey değil ama adam dürüstgün adam olduğunun şey parayla pulla ilişkisi olmadığını şeyi yüzlerce kez yargılandı. Ben yani dosyalarını gördüm. 4 ay 5 ay içeride yattı. Gitti. Ve 28 Şubat'ın bedel ödeyen işte Ahmet Kekeç 3-4 sene yazı yazamadı. Besim Tübük bir sürü davadan yargılandı. Öbürleri. Ve bunlar korkakça davrandı. Bunu şöyle anlatayım. Bak Necip Fazıl Kısa Kürek. Şimdi üstad diyoruz. Ve bizim için de öyle. 20, 1960 darbesinde Menderes'e çok üzüldüğen bir yazı yazıyor. Dünya Gazetesi'nde Bedi Faik Necip Fazıl'a çok ağır bir yazı yazıyor işte. Düşükler diyorlar biliyorsun 27 Mayısçılara düşükler deniyor. Aşağılıyorlar güya. Düşükler diyerek Bedi Faik ağır bir yazı yazıyor. Hem 27 Mayıs karşıtlarına hem de Necip Fazıl'a. Necip Fazıl ona bir cevap veriyor. Yani tırnak içinde söylüyorum. İt kelimesinden alıyor. Şerefsize kadar Bedi Faik'e dümdüz gidiyor. Şimdi o lafı bugün darbecilere söylese Hasan Celal Güzel ya da Necip Fazıl ne derdi o senin de tanıdığın tipler? Ya bunlar aşırı derlerdi, değil mi? Evet evet. Bunlar çok sert gidiyor derlerdi. E yani bu tür kelimeleri kullanmaya gerek yok. Hep bu söylüyorlar bizde. Evet. Yani biz de söylüyoruz zaman zaman kendimizi utanıyoruz. Evet. Şerefsiz, ahlaksız, e, ahlaksızlığın dibini buldunuz filan diyoruz ya. Yani e, çok ağır böyle vulgar, vulgarize ediyorsunuz mücadeleyi. Yani bu tür kelimelerle konuşmayın filan diyorlar. Yani. E, işte e, malzeme ortada sonuç itibariyle. Eğer Türkiye bunlara kalsa, Türkiye'yi biz zaten FETÖ'ye teslim etmiştik Aynen. zaten. Veya işte Doğan grubuna, ona buna, Necip Fazıl da, Hasan Celal Güzel de, darbecilerle ve bu ülkenin muhafazakar, milliyetçi, dindar, Kürt, Alevi yani zulme uğrayan, zulüm yapanların hiçbiriyle uzlaşmamıştır. Uzlaşmamış. Yani bunlar kanıtlarıyla da ortadadır. O yüzden şimdi o sahtekarları kimse hatırlamıyor. Efendim iyi gidelim. Onunla da iyi geçineyim. Bununla da iyi geçineyim. Yani bana her türlü kötülüğü yapanla ben iyi geçineyim. Hı, hı. Ee, hiç onlar bana her türlü vurabilir, küfür edebilir, hakaret edebilir. Ama ben bir şey diyemem. Yüzükle ellerimi böyle kavuşturayım ve böyle konuşayım değil hı, mi? Hı. E, şöyle yapa yapa. O, e, evet siz de haklısınız ama işte şöyle de bakmak lazım mı acaba filan diyeyim değil mi? Yani bazı o, ve o adamlara sokaklarda vatandaş bile tepki koyuyor. Kendileri anlatıyor. Öyle ya bak. Üsküdar'da diyor bana diyor niye bu kadar yumuşak gidiyorsun işte. Bir de senin benim adımı veriyorlarmış işte. Hı. Onlar gibi olsana diye. E şimdi o yüzden Hasan Celal Güzel gerçek kahraman. Evet. O yüzden Necip Fazıl gerçek kahraman. O yüzden işte Tayyip Erdoğan gerçek kahraman. Bir, gerçek Hasan Celal Güzel bir gerçek. Yani, yani kelimenin tam anlamıyla gerçek, gerçek bir kimlik, kişilik, siyasi bir kişilik ve insani bir kişilik. Ben Bu on... gerçeklik çok önemli bak. Öbürleri aslında sanal Aynen. ve sahtekar. Evet. Ama Hasan Celal Güzel'i ben çok kez dinledim konferanslarında. 10 bin konuşma yapmış. Gider tek tek bilmem ve Batı Çalışma Grubuna bak. Şimdiki gençler bunu hatırlamayabilir ama Batı çalışma grubuna karşı koymak çok kolay değildi. Yani, Tam o zaman işte Heh. bugün Ahmet Kekirç'in yazdığı, paylaştığı o sözleri bunlar şu anda anayasayı tahir ve ilga ediyorlar. İhlal ediyorlar. Anayasanın 138. 138 maddesini ihlal ediyorlar. Siz de gidiyorsunuz onların briefinglerinde onları ayakta alkışlıyorsunuz diye o medya mensuplarını ve yargı mensuplarını topa tutan bir evet. adam ta o dönemde. 3 defa da o Batı çalışma grubu hakkında gitti. Ua bak bu da bilinmez. Evet. Batı çalışma grubu hakkında gitti 3 defa suç duyurusunda bulundu. Rahmetli Hasan Celal Güzel. Askerler dava, DGM'de dava açtılar biliyor musun? Öyle Anayasal mi? düzeni bozmaktan ve şey bozmaktan diye darbeci Batı çalışma grubuna mahkemeye verdiği için Hasan Celal Güzel'e DGM'de dava açıldı. Yargılandı. Evet. evet. Mehmet Barlas da bugün yazmış galiba evet, değil mi? O ne diyor yazmış. Mehmet Barlas ona istersen bakalım. Ee, Özallı Yıllar şöyle diyeyim siyasal bilgiler mezunuydu. Merkezin solundaki herkesi komünist olarak gören bir dönemin iken, Turgut Özal'la birlikte deli sayesinde daha dünyalı olmuştu. 1997'deki postmodern darbeye karşı koyuşu tüm siyasetçileri örnek olacak kararlılıktaydı. 1986'da ara seçimlerde Anavatan Partisi'nden Gaziantep Milletvekili seçildi. Turgut Özal hükümetinde devlet bakanı ve hükümet sözcüsü olarak görev aldı. 87 genel seçimlerinde yeniden milletvekili seçilerek Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı yapmıştı. 23 Kasım 92'de Özal'la yollar ayrıldı. Yeniden Doğuş Partisi'ni kurdu ve genel başkanı seçildi diyor. Hasan Celal Güzel 94 sonunda, 1994 sonunda Yeni Türkiye isimli 2 aylık akademik dergi yayınlamaya başladı. 8 yılda 4000 üzerinde makale ve 40 bin sayfalı külliyat ortaya çıkardı. Ayrıca Yeni Türkiye Araştırma ve Yayın Merkezi'ni kurarak demokrasi üzerine kitaplar yayınladı. 1998'de Cumhuriyetin 75. yılı dönem dönümü münasebetiyle 5 ciltlik bir Cumhuriyet çalışması, Osmanlı'nın 700. kuruluş dönemi için 12 ciltlik uluslararası Osmanlı araştırması ve 2002'de 21 ciltlik uluslararası Türkler çalışmasını gerçekleştirdi diyor. Evet. Yani şey. Nokta dergisinde haber müdürüyken 1994 yılıydı zannediyorum. Hasan Bey ile ilgili bir dosya yapmıştım. O da şuydu. Ee, biraz eğlenceli bir dosyaydı. Zannediyorum Melik Gökçek de vardı ama işin içinde. Ee, şimdi geçmişte ben hatırlamıyorum. Ee, Hasan, yani. siyasal bilgiler fakültesini okuyorlar ya. Evet. E onlar 1970'li yıllar tabii ki solcuların egemenliğinde siyasal hı hı. bilgiler fakültesinde öğrenci derneği var. Okul öğrenci derneği var. Onun bir seçim mücadelesi oluyor. O zaman solcularla muhafazakarlar, sağ kesimde olanlar seçimlere giriyorlar. Aday gösteriyorlar ve yarışıyorlar. Şimdi tabi siyasal bilgiler fakültesinde muhafazakar öğrenciler var. Sağ kesimde öğrenciler var ama cesaret edip çıkamıyorlar. Evet. O zamanlar Hasan Celal güzel, zannediyorum Melik Kök çıktı siyasal bilgiler fakültesini okuyor, çok emin değilim ama hı hı. o da vardı, vardı galiba evet. Ee, birlikte bir karar alıyorlar ve diyorlar ki biz bir mücadele başlatalım. Hasan Celal güzel ve şey Hasan Bey yine o zaman yine tombul şişman evet, ee, evet toplu yani diyelim ee, ve bir hayli şey oluyor, mücadele e, kızışıyor ve bu arada çok şaşıracağım bir isim de onlara katılıyor. Kim biliyor musun? Kim? Muhafızakar kesimden sağ kesimden Murat Karayalçın. Aa. Murat Karayalçın da bunlarla birlikte solculara karşı mücadeleye katılıyor muhafazakar kesimin. Çünkü Tevfik İleri'nin manevi oğlu Murat Karayalçın. Demokrat Partili hı hı. ve e, Trabzonlu bir aile biliyorsun. E, ve eee değil mi Karayalçın? E, yani orta halli insanlar. <laughs> orta halli insanlar. E, ve sonuçta e, bir ilginç olay anlatıyorlar işte hem Hasan Celal Güzel'in hem de e, Murat Karayalçı zaten zayıf. E, Hasan Bey de e, bu süreçte koşturmacadan evet. pankart asmak, dağıtmak, ağaçları çıkmak filan, pankartları asmak derken filan bir hayli yoruluyor e, ve e, yoruluyor ve e, şey de kaybediyor kilo da kaybediyor. Bir gün bunlar pankart asarken pantolonları düşüyor. Bir yandan pankart asıyorlar bir yandan <laughs> pantolonlarını çekmeye çalışıyorlar. Böyle çok e, mizah e, içeren bir maceraydı anlattıkları. Evet. Bu Nokta dergisindeki bir dosya olarak yayınlamıştım bunu. Daha Kaç yılı kaldım. bu. Ee, 1970'li yıllarda. 70'li yıllarda. O zaman siyasal bilgiler fakültelerinde okuyorlar. Evet. Sen ne zaman haber yaptın bunu? 94'te, yaptım. 94'te. 94'te yapmıştım. Bu nasıl geldi bana bilmiyorum, onu hatırlamıyorum. Bir bir yerde mi yazı seçimler çıktı? seçimler vardı, ondan dolayı mı bir acaba? Bir yazı çıktı bir yerde, onun üzerine mi yaptım? Murat Karayalçından yola çıkarak yaptık. Murat yani. Karayalçın Ankara Belediye Başkanı iyiydi ya. Evet, ondan belki de olabilir. ondan dolayıdır, öyle bir şey vardı. Çok enteresan bir hikayeydi. Ben bilmiyorum mesela Yodur. Murat Karayalçının 93 94 Murat Karayalçın dışişleri bakanı olabilir. Belediye başkanı Koray bile yani. başka biri Ankara'dan adaydı. Hı -hı. Melih Bey'in karşısında başkası vardı. Hı -hı. Murat Karayalçın yoktu. Ondandır muhtemelen ama evet. Karayalçın'a 94'ü çok vardı. Evet. Çok ondan yapmışsın. Evet muhtemelen. ben bilmiyordum Murat Karayalçın'ın geçmişte öğrencilik yıllarında sağ kesimde yer aldığını bilmiyordum mesela. Öylece öğrenmiş oldum. Onlar biliyorsun Hasan Celal Güzel, Besim Tübük, Murat Karayalçın, Daryal Bey var. Eski Hı -hı. büyükelçi. Birkaç birkaç kişi daha var. Onlar Kıbrıs'a beraber program da yapıyorlar. Öyle ben mi? bazen hmm. izliyorum onları hmm. YouTube'da. Ayda iki kere toplanıyorlar. Siyasal bilgiler mezunları diye. Hmm. Çok da iyi bir program oluyor. Eskileri filan da anlatıyorlar. O dönemden arkadaş onlar. Murat Karayalçın'ın eşi bir Abaza, yani Çerkes kökenli bir hanımefendi. O da Tuskonda çalışan bir hanımefendiydi. Amerika'nın Tusloc, pardon, Tuscon. Tusloc'ta. Tuscon'da Amerika'nın Tuscon Amerika, Amerika ABD'nin bir şey Tusloc diye bir merkezi evet. vardı. Evet. E, ...haber merkezi gibi bir şey. Anlıyorsun onun nasıl bir merkez olduğunu. E, hanımefendi orada çalışıyordu. Murat Karayalçın... E, ...onunla... ...birlikte olmaya başladıktan sonra, evlendikten sonra... ...görüşleri değişti, sola kaydı. E, ve... ...sol bir politikacı olmaya karar verdi. Öyle bir enteresan evet. da bir süreci vardır. Aynen. Neyse Hasan Celal Güzel'den tavırlara ...kadar geldik ama... E, ...sevgili Hasan Celal Güzel, güzel insandı. Hakikaten evet. soyadı gibi. Güzel insandı, Tankasan. Tank güzel insandı, hoş insandı ve e, hakikaten de e, insanın konuştuğunda e, bütün kötü duygularını atmasına vesile olan, e, insanın konuştuğunda e, yeniden moral takviyesi edindiği bir isimdi bence Hasan Celal Güzel. İnsana böyle bir duygu verirdi Hasan Celal Güzel çok. Yani hakikaten Allah rahmetini eksik etmesin ondan. Mekanını cennet etsin. Güzel insandı gerçekten. Bizim sağ, aynen öyle. Sağ siyasette çok bulunmayan cesur ve kararlılıkta biriydi. Yani çok kıymetli insanlar var ama Hasan cesur, kararlı, önemli işler de gördü. Herkesin gözünde zaten karman yaptıkları ortada. Allah ailesine sabırlar versin. Mekanı cennet olsun. Herkes de onu örnek alsın. Yani Evet. 28 Şubat'a YouTube'dan gire, okumak çok zor gelir. Hı hı. Ama YouTube'dan bakarlarsa satın Celal Güzel'in konuşmalarına. Demin onu söylüyordum. Hı hı. Batı Çalışma Grubuna karşı gelmek 97 de hele hele askere. Hı hı. Yani nasıl diyeyim sana ya çok zor bir şeydi. Evet. evet. Yani yürek yürek ötesi yürek lazım. Tabii canım yani, yürek yemek de diye bir laf vardı. Yani, yürek yemek gerekiyordu. Yani, yani. Çevik birler, evet. Çetin Doğanlar, Batı Çalışma Grubunun başında Çetin Doğan vardı. Evet. İsmail Hakkı asker dediği zaman böyle. Eyvah Allah şimdi, Allah şimdi, yani. Şimdi Büyük... mahke mahkemelerde şimdi pısmış bir şekilde biz diydik onlar aman o sanki tanklar tatbikat için gidiyordu. Biz onu demedik de bunu dedik diyen yani o anlı şanlı e, böyle generaller. E, o zaman anlı şanlı generallerdi bugün pısmış olan Bak, generaller. Bir tane yani aşağılık bir herif vardı adını anmayayım bile. Hmm. Rahmetli Erbakan Erzurum'da Tu General rütbesiyle kafa tuttu. Biliyor. Ona biliyor çok, musun? Çok ağır iğrenç sözler söyledi. Aşağılık bir herif yani. Aslında onu o gün emekletmeleri lazımdı Doğru. da cezaevinde boylamalıydı o. Şimdi inşallah 28 Şubat cezaları 13 Nisan Cuma günü açıklanacak. Ona karşı koyan nadir adamlardan bir Hasan Celaldi. İşte ne yazık ki rahmetli Erbakan o adamlara gerekli dersi vermedi. Evet. Ne yazık ki vermedi. Evet. Şu anda Cumhurbaşkanımız gazetecilerin sorularını yanıtlıyor. İşte Bence. Onu da başarıyla yerine getirdi. Gerek bakanlık dönemleri bunun bir ifadesiydi. Gerekse hizmet dönemi bunun bir ifadesiydi. Ve ben de yani tanıdığım ki uzun yıllar bir dostluğumuz var. Artık yani biz bir abi mesabesinde onunla değerlendirmelerimizi yapardık. Zaman zaman istişarelerimiz de olurdu. Rabbim mekanını cennet kılsın, taksiratını hasenata tebdil etsin ve tüm ailesinin de milletimizin de başı sağ olsun diyor. Teşekkür ederim. 28 Şubat'ta da bir duruşuyla tanımıştık Türkçe'ye kendisini. Yani o sadece 28 Şubat değil, ne zaman bu ülkede mazlum, mağdurlar varsa Hasan Celal abimiz her zaman onların yanında yer aldı. Bu 28 Şubat'ta da Bu başörtü meselesinde de öyle oldu. Yani tüm özgürlükler meselesinde her zaman o özgürlük savaşçısı olarak ortaya çıktı. E bundan dolayı e, bu konudaki 28 Şubat değil. ondan sonraki 15 Temmuz'da da yine ortaya çıktı. Dik Ve dik durdu. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Evet Cumhurbaşkanı Erdoğan, e, Tayyip Erdoğan, Hasan Celal Güzel ile ilgili düşüncelerini paylaştı bizlerle. Şimdi e, yeniden e, Afrin'e dönelim diyeceğim ama şu haberi vermeden geçmeyelim. Çok enteresan bir haber. Bugün ben Tegeritte ve TGRT Haberin sitesinden buldum. Şimdi son dakika haberi bu. Nedir enteresan bir olay yani? Kaliforniyum diye bir e, madde ele geçirilmiş. Bu yeni bir haber değil mi arkadaşlar? Dünkü haber. Dünkü haber. Dünkü ha. Haber. Dünkü haber. Dünkü müydü bu? Evet. Bu bunu biz dün atlamışız. Evet. Ankara'da Kaliforniyum maddesiyle geçirildi. Ee, yapılan bir operasyonda değeri 70 milyon doların üzerinde ama 1.44 gram. Bak 1.44 gram Kaliforniyum maddesi ve değeri 70 milyon doların üzerinde. Nedir bu madde? Şimdi şöyleymiş. Kaçakçılık suçlarıyla mücadele şube müdürlüğü ekipleri insanlarda iskelet dokudaki biyo kümülasyonu kırmızı kan hücrelerinin oluşumunu bozan nükleer araştırmalarda ve reaktörlerde yüksek atom ağırlığına sahip elementlerin sentezinde altın ya da gümüş arama çalışmalarında nötron kaynağı olarak kullanılan kaliforniyum maddesi imiş bu. Üzerine çalışma başlatılmış 06H PA 489 plakalı araçta muhafaza edilmiş ve e, 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 ekipler Şeyşe isimli bir şahsın kullandığı bu aracı Pursaklar ilçesinde durdurmuş ve arama çalışması yapmış ve 1.44 gram Kaliforniya maddesini ele geçirmiş ve yani herhalde ihbar üzerine oldu bu. Çünkü başka türlü 1.44 gramlık şeyi nerede bulacaksın? Yani anlatabiliyor muyum? İhbar Gerçi üzerinedir. Peki bu kaliforniyum maddesini... Dünyadaki en pahalı ikinci maddeymiş bu. Tamam. Ankara'da ele geçiriliyor. Bu acaba bir yerden Ankara'ya mı geldi? Bir yere mi naklediliyordu? Ya da başka bir yerden bir yere mi gidiyordu? Ona bakmak lazım evet. yani şey ama 70 milyon dolar. Ya 1.41 gram. 1 kilo 400 gram mı bu? Yani bir yani 1 kilo 400 gramdır. 1.5 kiloya yakını 70 milyon dolar. Müthiş bir şey. Yani bu nasıl bulmuşuz, nasıl ele geçirilmiş... Kimin bu nereye gidiyordu? Bunu hakikaten şu kaçakçılık şu bir bir sorsak keşke yani. Evet şimdi atom enerjisinden şimdi rejiden talip bildiriyor bir açıklama yapılmış. Bu maddenin radyoaktif özellik göstermediğini belirtmiş. Ama şimdi bu ayrı bir şey tabii. Radyoaktif bir özellik göstermeyebilir ama bunun şeyi bu maddenin özelliği sadece radyoaktif özellik göstermesi değil insanlardaki iskelet dokudaki biyo kümülasyonu, kırmızı kan hücrelerinin oluşumunu bozan bir e, ve nükleer araştırmalarda ve reaktörlerde kullanılan bir e, madde oluşu bu. E, radyoaktif özellik gösterip göstermemesi önemli değil burada. Şimdi enteresan bir şey, 6. uranyum e, ötesi element olan kaliforniyumun keşfi e, 17 Mart 50 tarihinde duyurulmuş. E, ve onun... E, 4 Amerikalı kimyager bulmuş evet, değil mi? Evet, onun kronolojisi var. Evet. 70'li yıllarda... Amerika Atom Enerjisi Komisyonu endüstriyel ve akademik tüketicilere mikrogramı 10 dolardan kaliforniyum 252 satışı yapılmış ee, ve 2006 yılında Rusya Dubna'daki Ortak Nükleer Araştırma Enstitüsü'ne Kaliforniyum 249 izotopunun kalsiyum 48 iyonlarıyla bombardımanı sonucu periyodik tablonun en ağır ve son elementi oganesson sentezlenmiş vesaire. Şimdi bu kadar karmaşık bir şeyi e, biz anlamıyoruz. Seyircilerimiz hiç anlamayacaklardır. Ama bu enteresan bir durumdur. Bunu paylaşalım istedim. Sevgili Ama bu şöyle bir şey oldu şimdi. Muhtemelen yazılar çıkar. Kaliforniyum nedir? neyde kullanılıyor? Hı -hı. Amacı ne? Atom enerjisi de bu arada bildiriyorlar. Ee, araştırmaya devam ediyoruz demişler onlarda. Onlar da bilmiyor. <laughs> ya. Yani <laughs> bunu en iyisi bu Berkeley Kaliforniya'daki Berkeley Üniversitesi'ni arayıp Hı -hı. oradaki kimyagerleri uzmanlara sormak. Hı -hı. Ama benim anlamadığım bu Ankara'ya nasıl girdi? Evet. Yani şu bu şöyle. Herhalde yani. soruşturmayı sürdürüyorlar. Yani mesela. bu şöyle olabilir mi yani? Örnek yani, Tamamen atıyorum yani. Rusya'dan bize bizden İran veya Kuzey Kore'ye mi gidecekti mesela? Ya da evet. Buradan geldi Avrupa'ya mı gidiyordu? Evet. A Asya'dan geldi bize de oraya mı gidiyordu filan? Yani hiçbir e, arama taramada böyle bir şey madde ele geçiremez. Bunu taşıyanlar da bence ne taşıdığını bilmiyordur. Bence de bilmiyor. Birileri e, bunu ihbar etmiş. Bu kadar açık. Yani bu e, maddenin kaçırılması esnasında 70 milyon dolarlık bir madde bu. Para da anlaşılamamış bir e, aracı çıktı bunu ihbar etti. Olay bu onlar da gittiler, arabayı durdular. Şimdi arabanın herhangi bir yerine sokuşturursan polisin bunu bulabilmesi çok zor. Bir yani. buçuk kilo ya. Bir, bir 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 buçuk kilo değil, bir buçuk gram. Bir buçuk gram. Bir buçuk gram ya. Cebindedir ya onu. Evet, bir buçuk gram. Bir buçuk kilogram değil, gram. Bir, bir buçuk, buçuk gram mı? ya? Bir Hayır bir arkadaşlar, kilo... 1.44 gram California madde diyor. Mikrogram 10 bir, dolarmış. Bir, 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 bir buçuk kilogram değil, yan, Yanılıyorsunuz. Reziler de söylüyorlar da. Hı. 1.44 bak 1.441 gram kaliforniyum. Hmm. Hı. Abi tutabiliyor muyum? Ele Gram ya. nedir ya? Uf. Olur mu? Yani. Evet. Kağıdın ucu biliyor <laughs> Tabii Tıplı iğnenin ucu yani 1 gram. tabii. Tabii. Yani e, şimdi zaten o haber de onu anlatıyor. E, bir 1 mikrogramı bilmem kaç dolardan satılıyor diyorlar ya. Yani. Mikrogram. O haberde 10 gram diyor. Ha. Diyor ki 1 mikrogramı 10 dolarmış. Evet. Düşün yani şeyse Pahalı bir şey ama ben anlamadım bu nasıl geldi gitti. Kim kimi nasıl ihbar etti? ne Mutlaka oldu? emniyetten bir açıklama yapılacaktır bu konuda yani. Ama evet. atom enerjisi de böyle Ha, Böyle bir şey varmış. <laughs> Neyse atom enerjisine yüklenmeyelim şimdi. Tamam, yok Onlar yani. başka bir şey söyleyeceklerdir. Şimdi Afrin'le ilgili şeyin bir önerisi var. Fatih Altay'ın önerisi. E, bence de önemli. Şimdi e, hep yabancı medyayı konuşuyoruz ya nasıl algı operasyonları yaptıklarını. Gerçi şimdi bir adam işte kurt kuzu hikayesi. Ben seni yemeye karar verdim evet. diyorsa burada yabancı medyana şey yani yapıyorsa bunu yapacak, yapmaya devam edecek. Diyor ki Fatih Altaylı yabancı medyayı davet edin diyor. Suriye topraklarına yönelik operasyonlarımızda en önemli unsuru Türk Silahlı Kuvvetleri ise bir diğer önemli unsur da AFAD diyor. Türkiye askerle temizlediği bölgelere AFAD'la giriyor. Bizim deprem sonrası yaptığımız çalışmalarda bildiğimiz AFAD Suriye'de çalışma sonrası devreye girip sivillere öncelikle gıda ardından kızlarla birlikte sağlık sonrasında eğitim hizmetlerini örgütlüyor. Yaşamın normalleşmeye başlaması için gereken ilk adımlar atıyor ve kalıcı bir sistem kurmanın altyapısını hazırlıyor. Gerçekten çok başarılı çalışmalar yürütüyor bunlar evet. bu kurumlar. Bir yandan da yerel halktan meclisler oluşturuluyor ve bir siyasi düzen sağlanmaya çalışılıyor. Bu arada CNN başta olmak üzere topyekün yabancı medya hala Türkiye'nin oralarda sivillere saldırdığını iddia ediyor. Bence tüm dünya medyası davet edilmeli ve Suriye'de Türkiye'nin temizlediği bölgeler Yabancı medya açılıp ne yapıldığını gösterebilir ben. Bence. E, evet, ben söyleyeyim fikrimi. Söyle söyle e, ben. Şimdi yabancı medyaya davet edersin. Bunlar o kadar tinesiz, cibilesiz ve alçak yaratıklar ki gelirler, orada gizlenmiş YPG'lileri bulurlar. Türk askeri geldi, <laughs> röportaj yaparlar, mikrofon tutarlar. Türk askeri geldi, bize şunları, şunları, şunları yaptı, dedirtirler, bunu da yayınlarlar. Ya da size 100 dolar verelim derler. Bir tabii, kadına. Tabii. Bizi Türkiye köyde. Bak ben bununla gibi bir şey diyeyim. Fatih Altaylı. Doğruyu yazmış. Allah'a var. Bu evet. önemli bir şey. Ama şöyle bir bilgi de var. Ben onu söyleyeyim. Türkiye göçmenlere hizmet konusunda dünyanın en iyi ülkesi. Evet. Anaokulları, sağlık hizmetleri. O kadar iyi ki bizim 3,5 milyon insanın Bırak şeyini en iyi hiz, en lüks ve olabilecek en iyi şartlarda evet. onlara hizmet sunuyor. Bunu dediler ki dünya mesela biliyorsun ya Yunanistan 100 kişiyi 200 kişi almıyor. Atina'nın merkezinde yatıyor hepsi. Hı. Slovaklar almıyor bilmem ne. Bir Almanlar 100 bin kişi falan aldı. De, buna Almanlar de... 1, milyon, 1, milyon, 200 bin mülteci aldı. Suriyeli 100 bin kişi almadı mı? Suriyeli ve Iraklı 1 milyon evet. 200 bin mülteci aldı. Bu şimdi de, o zaman dediler ki hani, dünya medyasını çağırın. Siz göçmenlere Suriyeli mültecilere müthiş bir hizmet veriyorsunuz bunu anlatın diye. Bizim Dışişleri Bakanı bunları çağırmış. Ben bunu sormuştum o zaman. Mevlüt, şeye, Mevlüt Bey ve yardımcılarına. Ne demişler biliyor musun bizimkilere? Hı -hı. Efendim size basın özgürlüğü yok. Bu yüzden gel şey yapamayız diye. Hadi Evet abi. evet. Ger gerekçesi bu. Yani Fatih Altaylı belki bunu bilmiyordur. Çağır Çağırıyorlar. Hı -hı. New York Times'ı, Washington Post'u, CNN'i, BBC'yi, Reuters'i. Gelin çekin. Bak anaokulları var ya, sağlık hizmetleri. Yani hiç ölüm bile, bir hastalıktan ölen bile yok. Herkese iyi bakılıyor. Müthiş o kamplar. Abi, gelip haber yapmadılar. Yapmadılar. Ama amaç Yunanistan'da Altın Şafak Partisi'nin, göçmenlerin Göçmenleri yaktılar biliyorsun. <laughs> Avrupa medyası haber bile yapmadı geçen sene. Yapmadılar. Yunanistan'ı korumak için. Ya bunların da hani ya biz bunlar çok yazıldı söylendi bunlar ama Avrupalı Batı medyası budur yani. Evet. Şimdi e, global jeopolitik depremin merkez üssü Doğu Akdeniz diyor. Serdar Turgut İlginç bir şeye dikkat çekiyor. Şimdi e, petrol ülkesi, Suudi Arabistan bir sürü şeyden bahsediyor. Kurallar yeniden yazıldı vesaire. Ama bu doğalgaz hikayesine giriyor Doğu Akdeniz'deki. Şimdi savaş bir Doğu Akdeniz'de. Aslına bakarsan... E, şimdi İngiltere ile Amerika'nın yakınlaştığına dair bir... E, ...söylem var değil mi? Bu Casus hmm. Skripal'ın öldürülmesiyle alakalı olarak. Şimdi acaba Amerika mı İngiltere'yi... ...hizaya getiriyor yoksa... ...İngiltere mi Amerika'yı hizaya getiriyor? Bu belli değil henüz. Çünkü bugün Ergün Diler'in yazısını okursak şahit, İngiltere Amerika'yı hizaya getiriyor ve Pentagon'la Trump'ın artık ilişkisini tamamen koparmış durumda. Trump yalnızlaştırılmış durumda ve böyle bir süreçte Amerika'yı artık İngiltere Doğu Akdeniz'de Amerika'ya başarılı olamadınız. Rusya'yı hala atamadınız. Biz devreye giriyoruz. Mesajı veriyor diyor bazıları. Neyse. Şimdi öte yandan bir gaz hikayesi var orada. Hı -hı. Doğu Akdeniz'deki gaz hikayesi var. Ve e, Doğu Akdeniz'de neredeyse her gün bir ülkenin deniz kuvvetlerinin tatbikat yapacağı haberinin e, Navigational Telex, Navtex sistemine düşmesinin, yani Türkiye'ye dair bölge ülkelerinin bu hayati konuda gerekirse savaşa hazır oldukları mesajları vermesinin temelinde orada bir gaz rezervinin olduğu gerçeğidir diyor. Çünkü diyor global düzeyde kritik enerji rezervi olarak petrolün yerini likit gaz almaya başladı diyor. Bu arada diyor Hı. kaya gazını likit gaza dönüştürüp gemilerle dünyaya satma gücü olan Amerika kendisi için olmasa dahi bölgeyi siyasi açıdan kontrol edebilmek ve İsrail'in güvenliğini sağlamak amacıyla Doğu Akdeniz'de güçlü bir, şekilde bir şekilde var olmak zorunda. Sözcüleri asıl amaçlarının Amerikan doğalgaz şirketlerini korumak olmadığını söylese ve İsrail ortak tatbikat yapmak için bölgeye gidildiğini açıklasa da 6. Filo Kumandan Kumandanlığı'na bu ek misyonunda verildiği kesindir diyor. Şu anda Yunan adalarını demirlemiş durumda 6. Filo biliyorsun. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın yakın doğu işlerinden sorumlu bakan yardımcısı David Satter ne yapmış bak, asıl önemli olan Hı -hı. bu. David Satterfield, Bakan Yardımcısı, ABD Dışişleri Bakanlığının yakın doğu işlerinden sorumlu Bakan Yardımcısıymış bu. Bu hassas konu nedeni denizdeki 9 numaralı parsel hakkında Lübnan ve İsrail ile süre giden anlaşmazlığı çözmüş, bak bunu bilmiyorduk. Evet. Ve bir uzlaşma sağlamış. Avrasya işlerinden sorumlu Bakan Yardımcısı diyor bu adam yani David Satterfield. Önceki gün Güney Kıbrıs'a gitmiş ve Kıbrıs Rum liderleriyle enerji konularını görüşmüş ve Exxon Mobil, Total, Gazprom, e, PGNIG, Transgaz gibi büyük oyuncuların katılacağı Lefkoşa'da düzenlenen 9. Akdeniz Petrol ve Gaz Forumu'na İsrail ve Amerika'nın güçlü katılımı varmış. Şimdi ben özetleyeyim mi şeyi? Bir, e ee, Serdar Furgut'un bu yazdığı doğru ama bunu New York Times'tan biraz alıntılamış. Başladık ha öyle mi? New York Times'ta yani. mı çıkmış bu yazı? Yani bunu hani Serdar Furgut'u çok da utandırmayayım de. Medyadan biraz almış yani. Evet, ben bunu 3 Mart'ta veya 4 Mart'ta okudum öyle. ben bunu. yazıyı da önümde. Evet. Açtım da önümde de. Öyle mi? Yabancısı ha. da önümde yani. Evet. Ara şey yapıyor tamam. iyi özetlemiş. Allah evet. var şey yok. Evet. Ama ya bu yazılanlar ve David Sedofsky doğru şey doğru değil. Yani Amerika'da artık Trump Pentagon CIA bir görüş ayrılığı yok. O tam. Onun bütün O artık orada bir problem yok. Ama şey doğru. Doğu Akdeniz'de ticareti çok önemli. Yarın devam edeceğim demiş Serdar Turgut. Muhtemelen Çin meselesine değinecek. Hı. Çünkü Çin'in kontrolü için Doğu Akdeniz'i kontrol etmek şart. Hı. Bir de burada hakikaten bak bu likit gaz var ya burada Hı. da. Kaya gazı yani. Kaya gazı. Bunu Amerika ne yapıyor? Mi? O kadar çok üretiyor ki tankerlerle Avrupa'ya yolluyor. Mesela Avrupa'ya diyor ki Rusya'dan almana gerek yok. Ben sana daha ucuza veriyorum diyor. Hı. Ve çok satıyor. Rusya da şimdi bunu görüyor. Şu çok şey yapıyor. Bu Doğu Akdeniz'de de bu şeyde de Rum kesimi bizim tarafta da çok var o Kıbrıs'ta. Hı. Onları şimdi çıkartmaya çalışıyorlar. Onları çıkartıp da likidite olup böyle tankerlerle olup bütün dünyaya satabilirler. Bu Rusya'yı devre dışı bırakmak oluyor. Hı hı. O yüzden de şeyi bunu hani iyi özetlemiş ama bizimkiler de muhtemelen bu tedbirleri alıyordur. Yani Ve İsrail bu işin başında. Evet ama bu Doğu Akdeniz'deki İsrail'in de egemenlik sahası ilan ettiği aslında Gazze'ye ait olan o sahada, parselde kıta saalığında ki doğal gaz rezervi aslında 30 yıllık bir doğal gaz rezervi. Yani çok fazla süresi olan, öm ömrü ömrü olan bir doğal gaz rezervi değil ama 30 yılda tabii bakıldığı zaman ülkelerin ömründe önemli bir süredir ve rahatlatmak açısından önemli bir süredir. Onu da kabul tabii, etmek tabii, lazım. Tabii doğru. A aynen 30 sene doğru. Bak şu cümlesi çok önemli Serdar Turgut'un. Bu yabancı medyada da çok Amerikalılar bunu çok söyler kaya gazını likit gaza dönüştürüp gemilerle dünyaya satmak için Amerika. Bir tek Amerika'da var bu. Hı hı. Ve çok ucuza satıyor, mal ediyor. Kendisi gibi olmasa dahi bölgeyi siyasi açıdan kontrol edebilmek ve İsrail'in güvenliğini sağlamak amacıyla Doğu Akdeniz'de güçlü bir şekilde olmak zorunda. Hı hı. Bu aynı zamanda Çin'i de kontrol etmek için olmak zorunda. Evet. Yani yarın muhtemelen ona devam edecek. Bu kaya gizli likit gazı işi de çok önemli. Rusya bence biraz da oralarda da Başı ağrıyacak gibime geliyor yani. Onu da söylemek evet. lazım. Evet. Ama şeyi söyleyeyim. Güzel yazıyor Allah'a Ravul. Allah Allah. Evet, hani evet. Iyi, medyayı iyi takip ediyor. Bu arada e Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov ilginç bir açıklama yapmış. Rus çifte casus Sergey e Skripal ve kızı Yulia'nın İngiltere'de öldürmesi konusunda Rusya'yı işaret eden Londra'nın önünde sonunda dayanağı olmayan bu suçlamasının hesabını vermek zorunda kalacağını söylemiş. Çok sert. Rusya evet. Evet, çok sert. Yani bunu ısrarla reddediyoruz ya bak çok önemli. Bunun nasıl bir tuzak olduğunu işaretlerini alıyoruz aslında. Evet. Ee, bilemiyoruz. Ama Bu... eğer öyleyse Hı, Hı Ben sana söyleyeyim İngiltere'nin bütün itibarı dış politikada biter. Evet. Ve Rusya'ya da büyük bir alan açar. Evet. Ya yani Rusya da bunu kullanır kullanılır. Evet, e, gerçekten bu çok önemli. Çünkü Rusya'yı sıkıştırmak ben e, ben de dün söylemiştim ya. Evet. Şimdi bu Skripal e, suikastı tam da e, Rusya, Almanya, Avusturya ve Türkiye'nin e, Türk Akımı doğalgaz boru hattının e, Avrupa'ya nakli konusunda oturup masada anlaşmaları ve e, doğal gaz depolama tesislerinin Avusturya'da kurulması konusunda anlaşmalarının hemen ardından gerçekleşiyor. Artı oligarklarla Rusya'nın anlaşmasından sonra gerçekleştiriyor ki bu çok enteresan bir durum. Yani bunun arkasında bilemiyoruz kim var. Yani hmm. sonuçta e, bu e, suikastle birlikte Batının tümüyle yekpare Almanya, Fransa'yı da katarak içinde söylüyorum. Batının Rusya ile ilişkilerini bozduğunu görüyoruz. Giderek bozulmaya evet. başladığını de, görüyoruz. Doğru. Bu dediklerin evet çok kuvvetle muhtemeldir. Yani Rusya'nın burada Rusya haklı çıkabilir ama şöyle de bir şey var. Hani belli bir zaman sonra antibiyotik hastalıklara etki etmiyor, vücudun bağışıklık kazanıyor ya. Hı. Şimdi Rusya'da artık Amerika eğer bu işin arkasında Hı. olduğunu düşünüyorsa, Hı. yaptırımların fayda etmediğini görüyor. Başka şeylerin fayda etmediğini görüyor. Ne yapacaklar? Yani Fransa, Almanya, İngiltere, Amerika bir araya geldiler diyelim. Ne yapacaksın Putin'e? Evet. Şimdi peki hani... Avrupa açısından demin sen söyledin, likit gaz dedim mesela, kaya gazı. Avrupa açısından Amerika Rusya'dan daha fazla güvenilir bir ülke mi likit gazın gelmesi konusunda? Ucuza getiriyor. Şöyle. Ucuza getiriyor da hayır. Siyasi bir ayrılık olduğu takdirde diyor. Ama şöyle yapıyor bak. Ambargo uyguluyor. Bunu uyacaksın diyor. Hı -hı. Diyelim ki uymuyor. Almanya Volkswagen skandalını veriyor. Evet. Fransa'nın her yerini patlatıyor. İşte Amerika da güvenilir bir ülke değil yani ama, o yüzden... Doğru doğru ama şimdi Rusya da çare değil Batı'ya. Hmm. Yani batı çünkü Batı'nın bütün finansmanı da oradan geliyor. Yani oradan geliyor. Ya doğru. Da diyor ki o zaman parası. Yani o zaman, finansman sistemi e, ABD'ye entegre. O zaman ver adamın 10 trilyon dolarını. Hmm. Bak başının çaresi diye Amerikalı Trump ne diyor? Ver para mı diyor? Hmm. Sizi diyor ben kurdum diyor. Ben finanse ettim diyor. Her şeyiniz bak Hakikaten bütün ordusu ben NATO... Ben kuruyorum diyor, koruyorum diyor. NATO, NATO kim? Amerika. Evet. Avrupa'yı koruyan kim? Amerika. NATO'da, NATO'da e, seni ben koruyorum NATO vasıtasıyla ve sen kendi payına düşen parayı vermiyorsun. Bu sayede e, ekonomin gelişiyor diyor. Bak isteselermiş var ya, bunu ben geçen gene bir yer... Mesela bu Latin Amerika'dan uzaya şey atıyorlar, uydu muydu? uydu. Amerika onu bile kitleyebiliyor. Avrupa'nın. O yüzden Avrupa'nın el mahkum şeye. Amerika'ya Amerika el mahkum yani. Bir de NATO'yu çekse, mesela düşünsen NATO'yu çekti Amerika. Hı hı. Sovyetler kaç günde işgal eder Avrupa'yı? <laughs> hemen. Bir ayda. Bir evet. ayda hemen o Macaristan'a kadar alır. Evet. Hemen alır yani. Evet. evet. Ee, bu arada bir haber verelim. Türkiye'nin bu soy sop tecere çıkarabilen araştırmasından sonra yani internet <laughs> internetten Soyunu, sopunu ve secerenin nüfus bilgilerini çıkarabiliyorsun. Sadece onu yapmıyorsun. Vergi borcunu öğreniyorsun. Efendim trafik cezalarını öğreniyorsun. Kendi hakkında açılan davaları öğreniyorsun. Ee, i̇şte şeydeki tapulu malların üzerinde tapulu malların hangileri, e, ne tür mallar var hepsini öğrenebiliyorsun. Şimdi de deprem haritasını elektronik ortama aktarmış ve evinin adresine giriyorsun ve e, evinin ne kadar riskli olduğunu öğrenebiliyorsun. Şimdi geçen gün e, eski gerçek mi bu? Gerçek gerçek. Hı hı. Evet. E, geçen gün eski bir sol, solcu arkadaşım da, bir hala solcu, bu iktidar dedi aslında muhafazakar ama dedi gizli devrimci dedi. E, bunlardan bahsediyorduk ya. Gerçekten öyle. Ya bütün bunları düşünebiliyor musun? Yani evet. gizli devrimci. Sen şimdi o zaman şöyle olmaz mı? Millet evine girecek. deprem herkes evini deprem riski olan hepsi evini satar. Evet. Tabii öyle şeyler öyle olabilir. de olabilir. Bilemiyoruz da yani. Ama yani bu böyle bir değişime sebep olabilir artık. Bilemiyoruz Ama zaten herkes biliyor az çok da. Sen durumunu... de girdin galiba soy sopuna. Soy sopuma girdim evet. Nihayet yani öğrendim. <gülüyor> <gülüyor> çok enteresanlar. da, enteresan. Bana kalsın onlarda. <laughs> evet. ee, sevgili seyirciler. Cem Küçük ve ben Fuat Uğur Medya Kredi'nde karşınızdaydık. Ee, ve şimdi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Başkanı. AK Parti grubunda mecliste konuşuyor. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.